Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yanında ben Işılay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'a Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne tıbbi malzeme yardımı ile birlikte mektup gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a hitaben yazdığı mektubunda bu süreçte gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde ülkemin Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz ifadeleri yer almaktadır. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir açıklama yaptı. Ağbaba, işçiler ve emekçiler virüsten kurtulsa bile AK Parti iktidarının yarattığı düzende açlığa ve sefalete sürüklenmektedir. Çalışanlar bu yıl 1 Mayıs'ı hem virüs salgını hem de iktidarın kuşatmasında karşılamaktadır ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında bombalı saldırılarla masum siviller hedef alan terör örgütü PKK'nın tuzakladığı mayınların imhası sürdüğünü, Barış Pınarı bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı mayının imha edildiğini belirtti. Azerbaycan Ulaştırma Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Azerpost, 16 ülkeye daha uluslararası posta malzemeleri almaya devam etti. Azerpost'a göre kuruluş kargo havayolu ile görüşmelere devam ediyor ve uluslararası posta hizmetleri konusunda yeni bir anlaşmaya varılmaktadır. Şu anda postaneler ve ağ servis merkezleri Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Çin, Hong Kong, Kanada, Kore, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Singapur, Tayland, Türkiye ve çoğu Avrupa ülkesinden uluslararası posta almaktadır. Azerbaycan'ın Bakanlar Kurulu altındaki operasyonel karargah tarafından yapılan açıklamada dünyada yeni tip koronavirüs enfeksiyonu ile mücadele etmek için önlemler alındığını, alınan tedbirlerin bir parçası olarak çoğu ülke sınırlarına giriş ve çıkışlarda geçici kısıtlamalar uygulamaya karar vererek uluslararası uçuşları askıya alındığını, COVID-19 salgını ile ilgili küresel durum analiz edildiği ve virüsün ülkeye yayılmasını önlemek için kargo taşımacılığı ve charter uçuşları dışında Azerbaycan topraklarına kara ve hava erişimindeki kısıtlamaya 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını belirtti. Sunumda Türk ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.